4159 okul yüksek deprem riski altında bulunan alanlar üzerine inşa edilmiş durumda. Arkadaşlar, bu Türkiye'nin artık ezbere bilinen fay haritası ve bunun üzerinde tam 4000, şu gördüğünüz zon üzerinde 4159 okul bulunmakta. 50 metrelik bir sakının bandını düşündüğümüz zaman burada ise 191 okulun bu sakının bandı üzerinde doğrudan yer aldığını görüyoruz. Yine illere baktığımızda arkadaşlar, illere göre hasarlı olabilecek binaları da baktığımızda tam 38 ili kapsayan doğrudan fay zonu üzerinde olan okullar bulunmakta. Peki iktidar bunların iyileştirilmesine dönük ne yapıyor arkadaşlar? Hala toz toprak içerisinde çocuklar konteyner okullarda eğitimlerini sürdürmek durumundalar. Yapılacak okullarda kesinlikle öncelikle fay zonu çalışmaları yapılmalı. Fay sakının bantları muhakkak belirlenmeli ve bu fay sakının zonu üzerindeki sadece okullar değil arkadaşlar, köprüler, altyapı tesisleri, binalar ve bina türü yapılar derhal yıkılarak buradan taşınmalı ve güvenli alanlara alınmalı. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de deprem riski yüksek alanlarda performans analizleri de acilen yapılmak zorunda. Okulların dediğim gibi yanında diğer bütün binaların ve altyapı tesislerinde mutlaka düzenlenmesi gerekiyor.